Ne oldu, ne bu hali? Biraz konuşalım mı? Tamam, geç. Sen hep tek başına olacaksın. Hep bebeğinin sorumluluğunu tek başına yükleneceksin. O da fırsat buldukça, canı istedikçe gelecek. Ama sonra mutlu mesut hayatına geri dönecek. En büyük hatan doğurmaktı zaten. Oğlun ve sen. Bu hayatta tek başınasın. Ellerin yaz, kadın ve sen. En büyük hatan doğurmaktı zaten. Aşkın üzerinde tutsak, aşkın düşürürüz. Bu hayatta tek başına bir tane ilişki var. Bu hayatta tek başına bir tane ilişki var. Aşkın üzerinde tutsak, aşkın üzerinde tutsak, aşkın üzerinde tutsak, aşkın üzerinde tutsak. Bu hayatta tek başına bir tane ilişki var. Kadına daha seçti. Yani nereye gidiyorsunuz? Şey, akşam gelecek misiniz efendim? Onu demek istiyorum. Yeşim Hanım.
Tabii canım. Cevap vermene gerek yok. Ben adam mıyım? Vallahi içeri de giremedim. Ama seni görmem şarttı. Ne edeceğimi bilmeden deli dana gibi dolanıp duruyorum. Eveleyip geveleme. Ne diye geldin onu söyle. Hayat pek bir arsız değil mi Toprak? Acı tatlı derken günler birbirini kovaladı. Koca seneyi devirdik. Devirdik ama acımızı unutmadık. Kınalı kuzumuzun seneyi devriyesi geldi çattı. Onca zaman geçti aradan. Ne acım soğudu, ne kederim dindi. Keşke diyorum kendi kendime, sen aradığın zaman koşup gelseydim yanınıza. Nazlı'mın bağrıma basıp hastaneye yetiştirseydim. Ama pişmanlığın kimseye bir faydası yok. Ben bu keşkelerle yaşamaya mahkumum artık. Sıtkı yapma bu eziyeti kendine. Ölene kadar vicdanım elini ümüğümden çekmeyecek. Yaşarken babalık edemedim kızım. Bari diyorum arkasından gereğini yerine getireyim. Bilirim sen unutmazsın böyle mevzuları. Zaten aklına koymuşsundur kızımıza gitmeyi. Ama bak ben bilet aldım hafta sonuna. Geceden biner sabah orada oluruz. Kızımızın mezarında duamızı ederiz. Kabrini ellerimizle çiçek bahçesine çeviririz. Sonra da döneriz ha, ne dersin? Evladım, ne demeye düşüp yanına gelsin? İsterse kocasıyla gider. Hem gerekirse duasını da yapar, helvasını da yapar, dağıtır. Allah Allah. Buradan olur mu Şeref annem? Elden değil, kızımızdan bahsediyoruz. Duanın uzağı yakını olmaz. Her yere, her mekana ulaşır. Ha yok, senin için resimliyorsa buyur git. Kapı orada. Müsaadenle biz bu mevzuyu Toprak'la konuşalım ha anacığım. Sıtkı, ben oraya geri dönemem. Ne demek gelemem Toprak? Ben kendim için değil, Nazlı'mız için söylüyorum. Temelli gidecek değiliz ki. Gece gider gündüz geri döneriz. Bak ben ayarladım her şeyi. Tamam anlıyorum ama ben oraya geri dönemem diyorum. Senin yolun açık olsun. Demek öyle. Buralar adamı bozar derlerdi de inanmazdım. Ama sen üç günde İstanbullu olmuşsun. Sıtkı öyle değil mi? Yok yok ben anladım anlayacağım. Evvelden evi damı bırakır kızının mezarında yatmaya giderdin. Şimdi ziyarete eriniyor. Allı pullu davetiyesi mi eksik geldi ha Toprak Hanım? Bana laga luga yapma Toprak. Geldiğin yeri unutmuşsun sen. Üç günde hanım olmuşsun. İnsanlığı, vefayı memlekette bırakmışsın belli ki. Aa, ne olduysa olmuş. Sana hesap mı verecek? Hadi yürü git. Sen karışma Şeref anne. Toprak, bak o toprağın altındaki ikimizin evladı. Sen onu yok saysan ne değişir? Sıtkı, ben evladımı da acımı da unutmuş değilim. Sen şunu anlamıyorsun. O şehrin her sokağı benim için ayrı bir acı demek. Yeşim. Yeşim ne oldu? Bir şey mi var? Ben... Şey... Ya yeter artık ya. Ya sen bir herkesin karışma. Herkesin sevabı günahı kendine. Sıtkı bu. Sıtkı. Senin ne işin var burada? He? Ne işin var karımın yanında? Oh. Ha? Ağır ol aslanı. Çınar, dur lütfen. Çınar yap. İçeri gelin siz. Çınar ne yapıyorsun? Bak siz içeri gelin. Çınar kaçmalım Allah aşkına. Bak derhal içeri gel. Senden evvel ben vardım. Oğlum. Akıllı ol. Çınar. Yapmayın. Oğlum. Çınar. Aman Allah'ım. Eve girin dedim. Ekmeler. Çınar ya.
yapma onu. Allah'ım. Yapma çocuğa. Hayır öldüreceksin. Gözlerim kararıyor. Yapma oğlum Allah. Şınar, Şınar. Şöyle yarabbim. Ne oğlum? Yapma. Yapma çocuğa. Hayır öldüreceksin. Yapma Şınar. Şınar. Yapmayın. Şınar. Bırakacağım. Şınar. Yapmayın. Şınar. Şınar yeter. Öldüreceksin adamı Çınar. Yeter Şınar. Öldüreceksin adamı. Hadi gel. Gel oğlum. Bana bak Sıtkı. Seni bir daha burada karımın yanında görürsem öldürürüm. Tamam. Anlıyor musun? Tamam. Hadi bir tane. Beyefendi iyi misiniz? İyi benim. Bu acı bana koymaz. Hadi içeri gel. Vallahi öleceğim. Hadi gel. Gel oğlum. Seninle hesabımız daha bitmedi Çınar Bey. Aferin bir tane. Hadi benim güzelim. Anne. Gel kızım. Ya ağrı kesicim var. Benim başım çok ağrıyor. Ağrır tabii. O kadar kavgadan sonra. Ay, benim bile tansiyonum yükseldi yani. Al kızına. Çınar ne yapıyor? Haberleri seyrediyor. Ayak altında dolanmayayım diye burnumu kapıdan dışarı çıkartmadım vallahi. Aranız nasıl? Ne bileyim konuşmadık ki hiç. Aa, o ne demekmiş öyle kızım? Hocaya küstük mü olur? Hem ayıp hem günah. Olmaz öyle şey. Hem çocuk haklı. Seni çok sevdiği için öyle delirdi. Ay anne bir de sen başlama yapma Allah aşkına. Yalan mı? Kocan o senin. Anne illa dövmesi mi gerekiyordu? Bana bıraksaydı ben zaten izah edecektim durumu. Ama bak olay ne hale geldi. Adam bir sürü dayak yedi iyi mi oldu? Yazık. Hala onu düşünüyorsun değil mi? Düşünürüm tabii. Sonuçta benim yüzümden oldu olanlar. Ben izah edebilseydim iş bu noktaya hiç gelmeyecekti. Kızım, bazı insanlar laftan anlamıyorsa hakları bayağı da bir kötektir. Hayır, bin kere söyledim Sıtkı'ya. Toprak artık evli, kocası var. Onun rahatını, huzurunu kaçırma. Öyle habersiz gelip gitmeler bitsin. Neticesine de katlanacak artık. Anne ben artık gerçekten sana inanamıyorum ya. Dur dur, şunlar senin katladın. Çıkarken yukarı götür hadi. Özellikle pazar günü itibariyle bölgede yağışın daha da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi yani yurdun hemen hemen tüm kesimlerinin bu hafta sonunda kapalı bir hava yapacağını, geçireceğini, bir hafta sonu geçireceğini söyleyebilirim. Ve yağış hemen hemen tüm kesimlerde etkili olacaktır. Gün içinde tabii ki hava yine hızlı olacaktır. Dünkü gibi, evvelsi günkü gibi ancak sabah ve akşam saatleri için mevsimlik... Aşkım. Bak. Sen böyle bana küs olduğunda, aramız bozuk olduğunda inan nefes alamıyorum. Hala geçmedi mi kızgınlığı? Ben sana kızgın değildim bir kere. Hiçbir şey sormadan sen ortalığı yıktın dağıttın. Ama sinirin geçmiş bakıyorum. Karım o güzel yüzünü bana döner ve gülümserse geçecek. Haklısın. Biraz aşırıya kaçtım, kontrolümü kaybettim. Ama madem sen o adamla görüşmeyeceğine dair söz verdin, ben de sana söz veriyorum. Bir daha kimseyle kavga etmeyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Oh. Aşkım, dur. Hadi hazırlan çıkalım. Nereye? Unuttum sandın değil mi? Sana bir kutlama sözüm vardı. Çınar. Ne Çınar?
Yapma işte şunu. Yapma ya. Yan sana adam gibi. Yırtacağım sopasını da, şeyini de, kömürünü de. Senin o halini görünce çok korktum. Ya hayatım, haklısın. Biraz fazla ileri gittim biliyorum ama ne o adamı ne bugün hatırlamak istiyorum ben. Ne yapayım? Söz konusu sen olunca aklım çıkıyor. Çıkaralım o adamı hayatımızdan, olur mu? Olur, sen nasıl istersen. Oh. Hadi buyurun Toprak Hanım. Versin. Güne seninle başlamak çok iyi geliyor. Bana huzur veriyorsun güzel kadın. Sen de bana mutluluk veriyorsun sevgili. Öyle mi? Geldim, geldim. Biz geldik. Günaydın. Aa, Yeşim'in sesi değil mi bu? Vallahi hayır demek isterdim ama. O sanırım. Aa. Oğlum da gelmiş. Ne oldu ki acaba? Aman benim torunum pek yaman. He ben asıl sana şaşırdım. Bu saatte sürüklesek çıkmazdın yataktan. Artık erken kalkıyoruz. İkbal Hanım geçti o günler. Değil mi oğluşum? Hoş geldin. Hayırdır? Günaydın. Kusura bakmayın, uyandırdım ben sizi ya. Yok yok, uyanmıştım ben zaten. Ne oldu söylesene. Bir şey olmadı. Biz böyle erkenden uyanınca oğluşumuzla gelelim, ablamızla babamızla güzel bir kahvaltı edelim dedik. Değil mi oğluşum? Oh çok iyi yapmışsınız. Şimdi hep beraber içeri geçip kahvaltı ederiz. Size sıcak börek de aldım. Günaydın Yeşim. Aa günaydın. Ay affedersiniz ya, bayağı sizin hepinizi ben uyandırdım. Yani bilsem biraz daha geç gelirdim ama uyanıksınız zannettim. Yok canım, önemli değil. Gerçi tahmin etmeliydim. Yani dün gece yemeğe çıkacağınızı biliyordum. Sonrasında tabii ki yemeğin etkisiyle bugün geç kalkacağınızı düşünmeliydim ama ben de o kadar uzun zaman oldu ki çıkmayalı. Yani o sabah sendromlarını unutmuşum bile. Biz de çok geç gelmedik zaten. Neyse, ben içeri geçeyim de üstümü giyinip geleyim. Sofraya oturayım. Toprak, bravo, ilk sınavlarını vermişsin. Yani senin gibi biri için büyük başarı. Hele o kadar zamandan sonra çok şaşırdım ben. Benim kızım sebatlıdır. Azimle kazan duvarı deler. Affedersiniz, beni yanlış anladınız galiba. Ben tebrik etmek için söylemiştim. Hadi geçelim biz dedi. O kadar güzel olmuş ki her şey. Vallahi uzun zamandır bu kadar güzel şeyler yememiştim. Ellerinize sağlık. Aman sen ezel evvel öylesindir. Yemek niyetine bir avuç ot, yanında ekmek hak getire. Ne o? Kilo almayacağım. Doğru söylüyorsunuz İkbal Hanım. Eskiden öyleydim ama şimdi bir sürü şey yemek istiyorum. Gerçi bu sefer de oğluş bir türlü vakit vermiyor. Canavar o, canavar. Fırsat mırsat yaratmaz o. Saat de bayağı geç oldu ama bırakamıyorum ki çocukları. Değil mi? İnsanın iki çocuğu da yanında olunca hiçbir yere ayrılmak istemiyor. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Seni bırakayım mı, ister misin? Aslında eğer sen de müsaitsen... Burada kalabilir miyim biraz Toprak? Yani bebeği yıkamam gerekiyor da tek başıma cesaret edemiyorum hiç. Hem evde de çok sıkılıyorum biliyor musun? Bunalıma giriyorum resmen. Doktor böyle kalabalık ailelerin bana çok iyi geldiğini söylemişti. Çok iyi olur. Hem Lale ile de vakit geçirir oğlum. Harika o zaman. Çok teşekkür ederim. Yani burada öyle mutluyum, öyle iyi geliyor ki bana. Sen de bayağı iyi görünüyorsun zaten. Keyfin yerine gelmiş, morallenmişsin. Nasıl iyi olmayayım ki Çınar? Baksana, birlikte kocaman, çok mutlu bir aileyiz. Maşallah. Prensim, prensesim, gözü yaşlı prensesim. Ilgaz Krallığı, ha? Evet.
Neyse hadi benim çıkmam lazım. Toplantıya bekliyorlar beni. Afiyet olsun. Güle güle evlatçım. Afiyet olsun. Hadi akşama görüşürüz. Allah'tan bugün dışarıda işim yoktu. Affedersin karıcığım. Ben hiç akıl edemedim. Sen de Çınar Berk'in Lale'li olmasını istersin diye düşünmüştüm. Hem hep söylüyorsun ya eşime yardım etmek istiyorum diye. Tamam aşkım sorun değil. Hem bize de değişiklik olur. Anlayışlı karıcığım benim. Hadi akşama görüşürüz. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.